16 Mart Perşembe Cumhuriyet Barış Terkoğlu Ne deprem ne sel felaket sizsiniz. Ne yer sarsıntısı ne su akması. Doğa bize bir mesaj veriyor. Artık fay hatlarının üstüne bina yapma, su yollarını ihmal etme. Bunu anlamayan yozlaşmış yöneticileri artık başında tutma diyor. Gergilelim geçmiş değil. Eski düzen bugün bile aynı şekilde kuruluyor. Öyle ya seçim dönemindeyiz. Ortalık aday adaylarıyla doldu. Geçmiş skandallarının mimarları kendilerine yer arıyor. Zira siyaset ülkeyi kurtarma değil kirlerden arınma yeri. Ben size bir hikaye anlatayım. Gazeteleri açıyorum. Haber mi, reklam mı veriliyor? İş insanı Doğan Çelik, AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adaylığını açıkladı çelik amaçlarını AKP'de gerçekleştireceği konusunda iddialı. Milletimiz için yürüttüğüm çalışmaları meclis çatısı altında sürdürmek için. Uzun uzun fotoğrafına bakıyorum. Nereden tanıyorum diyorum. Karşıma kendini eski hakim yeni istihbaratçı olarak tanıtan, bu şekilde dolandırıcılık yapan, modern sülün Osman olarak anılan Doğan Çelik haberleri çıkıyor. Onunla ilgili soruşturmanın detaylarını Doğu Çevili'de Ali Can Uludağ gündeme getirmişti. Belinde silahıyla kendisini MIT mensubu olarak tanıtan Çelik, MIT'in takibine takılmıştı. Ankara Emniyetinin peşine düştüğü Çelik, FETÖ şüphelilerinin dostasını adliyedeki ilişkileriyle çözüyordu. 2020 yılının Ağustos ayında bir gün İzmir Adliyesi'nde bir savcının odasından çıkarken gözaltına alındı. Aracında arama yapan polisler Çelik'in aracında yapılan aramada Çelik adına düzenlenmiş sahte hakim savcı tanıtma kartı, çeşitli dava dosyaları, çek senetler, tepe lambası ve telsiz buldu. Alışmış kudurmuştan beterdir ya. Kelepçelenerek arabaya bindirilen Doğan Çelik polislere sahte kimlikleri tutanağa geçirmeme karşılığında rüşvet teklif etti. Polisler şikayetçi olunca suçları daha da kabardı. Ankara 5. Suh Ceza Hakimliği, Çeliği rüşvet vermek, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık suçlamalarıyla 8 Ağustos 2020'de tutukladı. Hakkında Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şikayetçilerden biri Oktay Ercan isimli iş insanıydı. Çelik'in Yargıda Birlik Platformu yöneticisi eski hakim olarak tanıtarak kendisinden para aldığını söylüyordu. Çelik ise başka anlattı. Anlattığına göre FETÖ mağduruydu. Hayır Ergenekon ya da Balyoz değil. Nedeni 2008 yılında yine dolandırıcılıktan tutuklanmasıydı. Buradaki detayı da Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberinden öğrendik. Doğan Çelik 2008 yılında silahla tehdit ve rüşvete zorlama suçlarından yakalanmış, 6 ay tutuklu kalmış, sonuçta 6 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası almıştı. İşin ilginci gerçek adı Doğan Çelik değildi. Şükrettin Çelik'ti. Bu olaydan sonra yeni bir yaşam kurmak için Şükrettin olan adını Doğan yapmıştı. Çelik ifadesinin devamında şunu söylemiş. Yargıda birlik kurulunca tanıdıklarım vasıtasıyla ilk ana sponsorları ben oldum. Sahte hakim savcı kimliğini ise şöyle açıklamış. Hakim ve savcı kimliklerini duyduğum hazdan dolayı yaptırdım. Hiçbir şekilde kullanmadım. Çelik gerçekten de parayla oynuyordu. Masak raporuna göre hesabında 10 yılda 110 milyon liralık para hareketi vardı. FETÖ sebebiyle kayyum atanan Güllüoğlu baklavanın 13 mağazasının sahibi olmuştu. İfadesinde Putin'in kayınpederinin yakın arkadaşı olduğunu bile anlattı. Derken ilginç bir şey oldu. Sanki bir el devreye girdi. Soruşturma savcısı tatildeyken Doğan Çelik'in tutukluluğunun 11. gününde avukatı yarım sayfalık tahliye dilekçesi verdi. Suh ceza hakimi Eren Şen, Çelik'i jet hızıyla tahliye etti. Hakim Şen'in adı da tartışmalıydı. Askeri yargı kökenli Şen de FETÖ şüphelisiydi. 15 Temmuz'dan sonra hakkında yakalama kararı verilmişti. MİT, Şen hakkında FETÖ bağlantılı olduğuna dair rapor hazırlamıştı. Şen'in örgütün ankesörlü aramalarına takıldığı anlatılmış, Şen'den sorumlu mahrem imamın adı bile verilmişti. Ancak Şen hakkında takipsizlik verilmekle kalmadı, görevine devam etti. Çelik'in tahliyesinden 6 ay sonra görev yeri değiştirilerek ağır ceza mahkemesine atandı. Zira bu süreçte adı bataklık operasyonundaki bir başka hikayede de geçmişti. Sonrasına bakıyorum, Çelik kendisi hakkında geçmişini unutturacak çeşitli haberler yaptırmış. Hakkında hayırsever iş adamı yazdırmış. Devletin Anadolu Ajansı bile 31 Mart 2021'de Kenan Evren'in Marmaris'teki Beyaz Evi'ni Çelik'in aldığını, darbelere karşı demokrasi müzesi yapacağı haberini servis etmiş. Haberde şehit kardeşi olarak tanıtılan Çelik'in adeta reklamı yapılmış. Sonunda bir zamanların Şükrettin Çelik'i kimilerine göre modern sülün Osman'ı kendisini mitçi olarak tanıtan, sahte hakim savcı kartlarıyla gezen, kendi ifadesine göre yargıda birlik finansörü, adliyede dava dosyalarını çözen, bu yüzden rüşvet ve dolandırıcılıktan yargılanan eski hükümlü Doğan Çelik, AKP milletvekili aday adayı olarak karşımızda. Olur verilirse vekil bile olacak.'' Kim bilir? Belki de söylediği gibi bildiği işi yapmaya AKP sıralarında vekil olarak devam edecek. Sonra biz oturup felaketimizi konuşacağız. Ne deprem ne sel. Felaketin doğadan değil, insanın kendi elinden olduğunu unutarak. 16 Mart Perşembe. Cumhuriyet. Barış Terkoğlu. Ne deprem ne sel. Felaket sizsiniz.